O köpek hemen buraya gelsin. Çok şahane bir köpek bulmuşlar. Ben canımı, güzel yüzümü son anda gördüm. Allah'ın her şeyden bize yakın olmasını bize tarif edebilir misiniz? Canımın içi madde yok. Ama bu biraz ürkütücü durduğu için bunu anlatmak istemiyorum. Yani madde bildiğiniz anlamda madde yok yani. Gölge varlık olarak var. Bak bu şah damarı var insanın boynunda. Bundan daha yakınım diyor Allah. Teşbih değil. Yani muhkem hüküm, açık. Muhkem. Ben o şah damarının daha yakınım. Bunun olması için maddenin olmaması lazım. Yani bu ifadenin olması için maddenin olmaması lazım. Maddenin olmadığını açıklayan bir açıklama bu. Yani mutlak varlık olarak diyor Allah, benden başka hiçbir şey yok. Benim yarattığım tecelliler var diyor. Anlamı bu. O zaman yakın olmaz, zaten her yerde Allah oluyor. Zatıyla değil. Tecellisiyle her yerdedir. Evet, dinliyorum. Ben Sefa Çakır. Boş zamanlarımızı nasıl değerlendirmeliyiz? Yakışıklı Sefa, güzel Sefa, Allah sana uzun ömür versin canımın için. Arkadaşın da, sen de ikiniz de çok yakışıklı, güzelsiniz. İnşallah cennette arkadaş oluruz. Boş zaman yakışıklım Müslüman için olmuyor. Yani şimdi bak, İslam'ı öğrenirsen boş zamanın imkansız olduğunu görürsün. Ancak uyumaya ve yemeye zor vakit bulursun. Hayat o kadar dolu olur ki nefes alamazsın. Ve ne yapacağını şaşırırsın, hangisini anca yapsam diye acaba. Yani gerçek imanda Allah'ın büyüklüğü kavrandığında, şimdi bak bir kere gerçek iman için samimiyet gerekiyor. Samimiyetin bir zevki vardır ama insan sallamaz. Yani bir hoşluk, bir ferahlık. Yani her şeyi etki eder. Mesela konuşma gücüne etki yapar, düşünme gücüne etki yapar. Her yerde bir ferahlık ve güce sebep olur. Ama tek başına samimiyet hiçbir şey değildir. Yani samimiyetin meydana getirdiği sistem muhteşemdir. Samimiyet, samimi olarak Kur'an'ı tam yaşamayı sağlar. Allah'a tam inanmayı, Allah'tan hakkıyla korkmayı, Allah'ın büyüklüğünü tam bilmeyi sağlar. O yüzden de muhteşem bir sevgi sağlar. Delice bir aşk sağlar. Ucu bucağı olmayan, sonsuza açılan bir aşkla insan sarılmış olur. Bu. Yani samimiyetin getirdiği şey budur. Ben yakışıklı mı bir daha dinleyeyim. Tabii. Ben Samsun'dan Sefa Çakır. Boş zamanlarımızı nasıl değerlendirmeliyiz? Yakışıklılar yakışıklısı. Eğer samimi olursan Allah sana hemen Kur'an'ı öğrenmeni ve İslam'ı yaşamanı sağlayacak. Yaşadığında da Allah'ın büyüklüğünü hemen anlayacaksın. Büyüklüğünü anlayınca da bak, onda da yeni bir etki daha meydana gelir. İki etki meydana geliyor. Bir, samimiyeti bir etki meydana gelir. İki, Allah'ın büyüklüğünü anlamada bir etki meydana gelir. O daha güçlü. Yani samimiyet bir ferahlık verir sadece. Yani her konuda bir güç sağlar samimiyet. Ama Allah'ın büyüklüğünü anladığında dünya hakim olursun. Bak, Allah'ın büyüklüğünü anlayan bir adam rahatça dünya hakim olur. Yani bütün dünya emrine girer. Yani istesin rahatça dünyaya hakim olur. Samimi istesin. Her şey ona hizmet eder. Ama yavaş yavaş. Yani öyle aniden değil. Yani sabırlı olması lazım. Dolayısıyla gerçek imanda boş vakit olmuyor. Olmaz. Allah'a ayırtı, şeytan Allah'a sınır. Şu halde boş kaldığın zaman dua ve ibadetine yürümeye devam et. Evet, Peygamberimize Allah öyle diyor. Dua ve ibadetle gayrete devam et. Yani boş kalma diye bir şey olmaz diyor Allah. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, kardeşlerimizin size bir mesajı var Ankara'da.